müminin iç kuvvetini, mukavemetini kontrol edebilmesi. Şimdi bir sürü öfke kontrol vesaire dersleri var. İnsanlara bir insani erdem olarak bunlar anlatılıyor. Sağda solda işte şöyle edeceksin, böyle edeceksin, yutkunacaksın, dişini sıkacaksın vesaire. Biz Allah Azze ve Celle'nin bize öğrettiğinden anlıyoruz ki kişinin bunu sağlayabilmesinin yegane yolu Cenab-ı Hak ile iletişime geçmesi, iletişimde kalması, buna muvaffak olmasının Allah Azze ve Celle'nin desteği sayesinde olduğunu bilmesi, iç ayarlarının öfke, kontrol, sabır ne varsa duygu namına hepsinin birer musluğu varsa böyle, volümü varsa hepsinin Cenab-ı Hakk'ın elinde olduğunu bilmesiyle ancak mümkündür. Tüm bunları böyle görebilmesi için de sürecin sınav süreci olduğuna ayan beyan vakıf olması lazım. Eğer sürecin kontrollü tam da kendisinin şu anda sahneye çıkmış, alemlerin Rabbinin gözünün önünde böyle davranması beklenen birisi olarak, düşmanları bile, muhatapları bile birer figüran olarak karşısına çıkarmış olarak görmez ise, kendisini bu muazzam sahnenin tam da özellikle en merkezinde hissetmez ise bunu başaramaz. Şu anda bunlar bile benim için varlar. Benim sabırlı davranıp davranamamam araştırılıyor. Şu anda en önde ve tam da göz önündeyim. Vasbir fe inneke bi ayunina. Sen gözümüzün önündesin dedi Allah Azze ve Celle. Sabredebilmesini, tahammül edebilmesini, göğüs gerebilmesini, sıkıntıyı absorbe edip içinde tutabilmesini, bunu Cenab-ı Hak için yapabilmesini istedi. O zaman şeytanın bize vehmettiği şunun ağzının payını ver, bu nasıl da öyle aşağılıyor, hafife alıyor, tam da katledilmeyi şu anda hak etti, şimdi ağzına bunun bir geçir vesaire kabilinden, adamın zaten bulunduğu taraf Cenab-ı Hakk'ı inkar etme tarafı. Allah Azze ve Celle'nin varlığını temelden inkar eden bir kimsenin istizai lafızlar kullanması, ondan sonra aşağılaması, küçük görmesi, hatta eziyet etmesi. Bunların hepsi sürecin normal şeyleri. وَمَا لَنَا أَلَّا نَتَوَكَّلَ عَلَى اللّٰهِ Biz Allah'a niye tevekkül etmeyelim ki? Cenab-ı Hak bize öyle bir gelecek vaat etti ki, bunu müminler söylüyorlar. وَمَا لَنَا أَلَّا نَتَوَكَّلَ عَلَى اللّٰهِ وَقَدْ هَدَانَا سُبُلَنَا Bize yolumuzu gösterdi. Yol sınırlı bir yol. Evet sorumluluk var ama sınırlı bir yol. Yani bir süre bunu dişini sıkacağız. Sonra ne dediler? وَلَنَصْبِرَنَّ عَلَى مَا آدَيْتُمُونَ Sizin bize, eziyetlerinize kesinlikle sabredeceğiz. وَلَنَصْبِرَنَّ عَلَى مَا آدَيْتُمُونَ Cenab-ı Hak sonunda dedi ki وَعَلَى اللّٰهِ فَلْيَتَوَكَّلِ الْمُؤْمِنُونَ Müminler Allah'a işte yani böyle tevekkül etsinler. Dolayısıyla elbette ki buradan büyük bir şey hissedeceğiz. وَلَتَسْمَعُنَّ مِنَ الَّذ۪ينَ اُوتُ الْكِتَابِ وَمِنَ الَّذ۪ينَ اَشْرَكُوا اَذًا كَث۪يرًا Cenab-ı Hak kitap ehlinden olsun, müşriklerden olsun çok eziyetler göreceksiniz. Çok hoşlanmadığınız şeyler duyacaksınız. Bunları Allah Azze ve Celle haber verdi. Bunlardan birini, birkaçını duyduk diye dünyanın altını üstüne getirmek, ortalığı yakıp yıkmak olamaz. En küçük böyle bir şeye tahammülümüz vesaire olamaz. Kabilinden şeyler ile hattı müdafaa mı yapıyoruz? Bizler hattı müdafaadan daha ötesini, karşı sathı işgal etmeyi, onların çocuklarına ulaşmayı, onların nesillerini İslamlaştırmayı hedefliyoruz. Dolayısıyla kullandığımız tepkisel araçlardan çok içeri akın ettiğimiz etkisel araçlar, etki ettiğimiz araçlar, yumuşaklık, sükunet, özgüven bunlar düşmanın hepsi bir değil. İçlerinde acaba bunlar ne diyor diyeni var, merak edeni var, yeni doğmuş olanı var vesaire. Ama biz tepkisel tavır ortaya koyup karşı tazik oluşturduğumuzda bu sefer düşmanı konsolide ediyoruz. Yani tek parça haline getiriyoruz onları.
aralarında iman etmeye namzet olanları da iman etmeyen, etmek istemeyen karşı şahinleriyle aynı potaya itmiş oluyoruz. Eğer hedefimiz hattı müdafaa, vaziyetimiz iyi, yeni Müslümanlara ihtiyacımız yok, biz varlığımızı korusak yeter diyorsak, o zaman böyle haşin davranabiliriz, böyle sert davranabiliriz, yakıp yıkabiliriz, suikastler yapabiliriz vesaire. Ne elimizden geliyorsa ardımıza koymayabiliriz. Ama derdimiz bu sınırlı ufuktan, sığ ve dar düşünceden daha öteye Allah Azze ve Celle'nin dinini, Allah Azze ve Celle'nin yoluna yepyeni insanları çağırmak, kazandırmak, yeni mühtedileri kelime-i şehadet ile buluşturup gözyaşları içerisinde hidayete ulaşmalarına vesile olmak gibi bir düşüncemiz var ise, bizim savaş planımızdan çok daha büyük barış stratejimiz var demektir. Savaş kaçınılmaz olduğunda en hazırlıklı olmamız gereken bir şey. Yani bunu hep söylüyoruz. Ne kadar kuvvet varsa, bunların bir kısmı caydırıcı maksatla olur, bir kısmı tümüyle kullanıma hazır halde, ama her türlüsüne. Çünkü bazen söyleyince bakıyorum yazıyorlar, hocam nükleer İslam'da var mı yok mu? Bütün savaş araçlarına sahip olursunuz. Bir kısmını kullanabilecek durumda, bir kısmını ise caydırabilmek için. Dolayısıyla düşmanı eğer savaşmaktan caydırmak ise bu da bir barış stratejisidir. Yani öyle bir savaş teçhizatı ve hazırlığına sahipsiniz ki düşmanınız savaş ihtimalini öteliyor. Çünkü siz daha mühimmatı, hazırlığı, savaş kabiliyeti daha yükseksiniz. Bakın, muazzam silahlar barışın teminatı olur. Barışı en çok isteyen Müslümanlar isek bu doğrudur. O zaman savaşa en hazırlıklı olanlar bizler olmalıyız. Çünkü tarih boyunca Hazreti Peygamber'in döneminde de savaşı hep küffar dayattı. Savaşı dayatmayı şöyle dursun, akıllarından bile geçirmeyecek hale getirmeliyiz. Bu savaşa dair hazırlığın maksimum olduğu bir şey. Ama barış stratejisi, barış zamanında karşı tarafa nüfuz etmek, onlara ulaşabilmek, kötü bir barış koşulları bile bizim açımızdan savaş koşullarından daha verimlidir. Sulh-ül-Hudeybiye böyle bir şeydir. Barış ortamında yapmamız gerekenler, Cenab-ı Hakk'ın bize bu öğrettikleri üzere donanımlı, hazırlıklı, başta hikmeti öğreteceğimiz nesiller yetiştirerek bunları düşmanın en ücra köşesine ulaştırabilecek bülbül gibi yabancı dillere sahip, hikmetle donanmış nesiller ve bu ayetlerde bahsedilen hususlara, nezaketine varıncaya kadar sahip bir nesil ile eğer biz son 50 yılı değerlendirseydik, şu anda dünya böyle değildi. Yani sadece son 50 yılı değerlendirseydik, dünya şu anda kesinlikle böyle olmazdı. Çok daha hızlı bir şekilde Batı dünyasını fethetmiş olurduk. Ama yavaş davrandık, kendimiz dünya maişetine düştük. Bizim son 50 yılımız, hatta 100 yılımız belki, çocuklarımızın hep iyi bir mühendis olması, iyi bir doktor olması, iyi bir itibarlı bir dünyevi işe sahip olması orijiniyle, yaklaşımıyla bu merkezde nesiller yetiştirdik. Dolayısıyla hattı müdafaa da şöyle dursun, mülkü müdafaaya indirgediğimiz bir yaşam biçimine evrilince hayatlarımız, o zaman karşı rüzgarın, yani siper et gövdeni dursun bu hayasızca akın dediği akın daha güçlü oldu. Hiç plan yapmasına, proje yapmasına da gerek kalmadı. Difüzyonla bile, yani durduk yerde bile bizim içimize, ailemize, sokağımıza kadar uzandı. Çünkü biz yapmamız gerekenlerden uzak durunca fitne baskın, dominant hal almaya başladı. اَوَلَا يَرَوْنَ اَنَّهُمْ يُفْتَنُونَ ف۪ي كُلِّ عَامٍ مَرَّةً اَوْ مَرَّتَيْنِ Eğer ki müminler karşı hamleye, yani düşmana akın etmeye, bu barışçıl araçlarla ondan mevzi kazanmaya dair bir stratejileri yoksa kaybetmeye mahkumdurlar. Çünkü en
güçlü savunma ne derler? Taarruzdur. Hakkın taarruz etmesi insanların kişiliğine, saygınlığına, kültürlerine, dillerine, etnik aidiyetlerine, saygınlıklarına karşı değil, bunların hepsine saygı gösteren ama bunları onlara bahşeden, Cenab-ı Hak ile onları buluşturan bir zeminde gerçekleşir. أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم لي ولكم ولسائر المؤمنين.